Yeni bir Şu Çılgın Türkler programında bir kez daha birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın kızım? Ben de iyiyim. Çok mersi. Yunanlıların İzmir'e çıkışında kalmıştık. Evet. Bir İngiliz etkinliği de var tabii Yunanlıların üstünde o dönem. Oradan biraz devam edelim arzu ederseniz. Hayır. Şimdi Osmanlıların mirasçısı Yunanlılar denince işte Yunanlılar da buna inanarak ve güvenerek İzmir'e çıkmaya karar veriyorlar. Zaten Venizelos artı Yunanlılar çok istekli. Venizelos bu komisyonu, bu kararı veren komisyonu kandırmak için de bir sürü gerçeğe aykırı belgeler, bilgiler de hazırlamış durumda. Her neyse sonuç olarak Amerika'da, Fransa'da Yunanlıların İzmir'e çıkmasına karar veriyor. Venizelos'un bir talebi var. Türklere bizim İzmir'e çıkışımızı 12 saat önce haber verin ancak diyor. Çünkü bir hazırlık olmasını istiyor. Oraya rahatça çıkıp işgal edecekler. Zaten o tarihe kadar Türk ordusu terhis edilmiş, silahları toplanmış, topları mühürlenmiş, kamaları alınmış, sürekli götürülmüş. Sürekli savaşmışlar zaten. Yani kanadı, kolu kanadı kırılmış bir ordu, iskelet halinde Tabii. bir ordu var. Yine de İzmir'de 17. kolu ordu var. Bunun komutanı da Nurettin Paşa ya da Büyük Nurettin Paşa ya da Sakallı Nurettin Paşa deniyor. Bir dolu lakabı. Evet. Ondan sonra onun bir tümeni İzmir'de, bir tümeni Aydın'da. Şimdi Nurettin Paşa sert bir adam. Yunanlıların ya da İzmir Rumlarının bazı yaptıkları gösterileri hemen dağıttığı için Rumların ve Yunanlıların hiç hoşuna giden biri değil. Muhtemelen sonradan yaptığı açıklamalar ve o zamana kadarki tavrı da gösteriyor ki Yunanlılar bir çıkmaya teşebbüs etseydi Nurettin Paşa emrinde İzmir'deki 56. tümen mevcut azıcık kadrosuyla bile olsa bunlara silahla mukavemet edebilirdi. Hükümet evvela Nurettin Paşa'yı İzmir valiliğinden sonra da 17. kolordu komutanlığından alıyor. 17. kolordu komutanlığında Ali Nadir Paşa diye daha rahat yönetebilecekleri Mümtaz Göztepe diye bir şeyci var. Bir yazarımız var. Onun Turşu Paşalar diyor. Bu Turşu Paşalardan birini 17. kolordunun başına getiriyor. Bu adam Selanik'i teslim eden Balkan Harbi'ndeki komutan, askerlik baskı sıfır, sıfırın altında ama damat Ferit Paşa kendine özgü, kendine bağlı. Demin dedim ya daha milli, rahat yönetebileceği. Milli tamam. Ordudan farklı bir değişik ordu kurma niyetinde. Bunun ilk teşebbüsü de işte İzmir'deki 17. kolorduya Ali Nadir Paşa gibi bir emekliyi yeniden askere alıp onu oraya tayin etmekle oluyor. Ne derece başarılı olabilir? Şimdi göreceğiz. Artı valiliğe de Kambur İzzet diye İngiliz casusu olduğu sonradan belgelerle çok açık kanıtlanan bir zatı tayin ediyorlar. Kambur İzzet, emekli paşa. Evet, İzmir. Bu İzmir, şekilde İzmir devam halkı, ediyoruz. İzmir halkı. İşte Paris'ten sızan haberler, yorumlarla İzmir'in Yunanlılara verilmesi ihtimalini gördüğü için işte örgütlenmiş ve Dil Hak Cemiyeti kurmuş, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmak üzere çevrede bunlar beliriyor. İzmirliler işte 14 Mayıs akşamı İzmir'deki maşatlıkta çok büyük bir miting yaparak bu hareketi protesto ediyor. Yani İzmir'de Müslüman'ın varlığı, İzmir'in Türklerin olduğu vesaire bütün bu gerçekleri artık bu karar verildikten sonra İngilizler, uygulamacılar, Yunanlılar, Rumlar üzerinde herhangi bir etkisi olmuyor. Bu boşa gitmiş çığlıklar bunlar. Yunanlılar hazırlanmışlar ordularını hazırlamaya. O tarihteki Efes Metropoliti Hristos Tomos ki çok büyük bir politikacıdır. Bu Yunanlıların yaptığı her kanlı hareketin arkasında ya eli vardır ya duası var. İçinde. O da Yunan ilk birliklerini takdis etmek için yerini almış durumda. Giderek Yunanlıların yanında yer alacak bazı Türk gazetecileri var. İzmir Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa giderek Yunanlıların yanında yer alacaktır. Yani bizim İzmir'deki hainlerimiz yavaş yavaş belirmeye başlar. Yunan gemileri işte 18 gemi yanılmıyorsam doldurulmuş olan Yunan birinci tümeni Selanik'ten yola çıkar İzmir'e gelmek üzere. Evvela İzmir civarındaki tabyalar İngilizler, Fransızlar tarafından işgal edilir. Oradakilere tebliğ edilir. İstanbul'da Yunanlıların
İzmir'e çıkacağı müttefiklerle birlikte İstanbul'daki Harbiye Nezareti'ne bildirildiği zaman, o zamanki Harbiye Nazırı bu Mondros Mütarekemesi'nin bir uygulaması olup karşı durulmaması doğaldır diyor. Evet, durum bu. Durum bu. Şeye de, İstanbul'a da çok kısa bir süre önce söyleniyor. Zaten yani İstanbul'un böyle bir refleksi, böyle bir enerjisi de yok. Haberleri olsa da değişen bir şey olmayacak yapacak, gibi fazla, bir şey. Fazla yapacak bir şeyleri de yok. Yani üzülmediler demek kabil mi? Hayır. Üzüldükleri muhakkak. Fahrettin de üzülmüştür. Damat Ferit de üzülmüştür. Ama toprak elden gidiyor. Üzülmüyor. Yani İzmir 500 yıllık, 1000 yıllık Türk yurdu. O elden çıkmak üzere. Hele bunu Yunanlılar tarafından yapılıyor olması hani çok da onur kırıcı olmuş. Ha İngiliz, ha Fransız, ha Yunanlı fark etmez ama biz İngiliz'e, Fransız'a karşı biraz daha güçlüler diye herhalde o kadar tepki gösterme halinde değiliz. Ama Yunanlı'nın geliyor olması tabii telaşa, üzgünlüğe, hayal kırıklığına sebep oluyor. Ama zaten İngiliz himayesi var onların. Tabii İngiliz donanması gelmiş, onların himayesinde çıkacak, Türklerden herhangi bir yanlış olmayacak. O sırada Hasan Tahsin adlı bir gazetecimiz ki bir Yunan kitabında bir gün evvel kendisinin çok sinirli şekilde olduğunu, işte Türklere karşı bir yanlışlık yapılırsa Türklerin mutlaka direneceğini, karşılık vereceğini söylediğini söylüyor. Doğrudur, silahlanıyor ve Yunan ordusu çıkarsa onlara ateş edecek. Bu arada bu olay gelişirken Yunan ordusu denizde gelmek üzere. İngilizler daha önceden gelmiş, İngiliz donanması, Amiral Kartorp gelmiş, gerekli ön hazırlıkları yapmış. Ali Nadir Paşa bütün subayları kışlada topluyor. İşte Vali İzzet, Kambur İzzet adı öyle. Ondan sonra herhangi bir tepki çıkmasın diye gerekli tedbirleri almış. Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin Reddi İlhak Cemiyeti'nin çalışmalarını yasaklamış. Nurettin Paşa İzmir'den uzaklaştırılmış. Türk halkı maşatlıkta toplanıyor, bağırıyor, çığlık atıyor, ağlıyor, üzülüyor. İşte telgrafçılar Anadolu'ya İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin edileceğini bildirmeye başlıyorlar. O sırada da İstanbul'da başka bir olayın son kısmına gelmiş oluyoruz. Bu olay şu. Anadolu'nun kuzeyinde, Trabzon'dan Sinop'a kadar, tabii o zamanlar Rumlar var. Hiçbir yerde çoğunlukta değil ama var. Ermeniler var olduğu gibi Rumlar da var ama hiçbir yerde çoğunlukta değiller. Bunlar 400 küsur yıl evvel orada mevcut bir Rum Pontus varlığının, devletini yeniden kurmaya çalışıyorlar. Hortlatmak mı tabii ya? İzi kalmamış bir devleti, işte öyle bir ne oluyor? Buna Yunanlılar destek veriyor bu hevese, İngilizler destek veriyor, silah veriliyor. İşte Rusya'daki bir takım Rumlar Anadolu sahiline çıkartarak çoğunluk sağlanmak için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Orada ne kadar savaştan çıkılmış olursa olsun, ne kadar yorgun olursa olsun, o enerjik, ruhen enerjik Karadeniz halkının buna katlanması mümkün değil. Onlar, yani Rumlar orada silahlanıyorsa Karadenizli Türkler de silahlanıyor. Onlar çete kurursa Karadenizli Türkler de çete kuruyor. Orada bir çatışma başlamış oluyor. Bir tarafta yurdunu korumak isteyen Türk var. Bir tarafta o yurdun bir parçasını Türklerin elinden koparıp tarihe geçmiş, gömülmüş bir yeni devlet kurarak, yani galiplerin gölgesinde, himayesinde yeni orayı bir daha parçalamak. Şimdi İngilizler burada Türklerin ayrıca doğuda Ermenilerden korkarak kurduğu küçük milis güçleri var. Küçük milis birlikleri var. Yani Kars, Ermeniler, Rusya'da ihtilal olup da Rus ordusu geri çekilirken, Ermeniler de beraber çekiliyor ama çekilirken Erzurum'dan başlayarak Kars'a kadar çok vahşet yapıyorlar. Çok vahşet. Çok yakıyorlar. Yıkıyorlar, öldürüyorlar. Şimdi Kars'ı boşaltmak üzere Türk ordusu geri çekiliyor. Birinci Cihan Savaşı'ndan önceki sınıra çekilmek gereği emrini almış. İngilizler de 25 bin silah dağıtıyorlar Ermenilere. Ermeniler Kars'a gelecekler. Kars'tan da doğuya doğru ilerleyecekler. Ermeniler Doğu Anadolu'daki büyük bir
bazı vilayetlerin kendi vatanları olduğunu iddiasıyla Türklerden burayı istiyorlar. Bunun için propaganda yapıyorlar. Yani Ermeni göçünde nasıl propaganda mekanizmasını çok akıllı çalıştırmışlarsa az bu konu, olmalarına rağmen bir bu konuda da propaganda mekanizmalarını çalıştırıyorlar. İşte barış konferansına isteklerini ulaştırabiliyorlar. İngilizlerden, Fransızlardan gerekli anlayışı görüyorlar, desteği görüyorlar. Hı hı. İşte Başkan Wilson bile bunlara destek vermek üzere. Türkleri onlar işte Ermenilere kıyım yapmış barbarlar olarak niteleyebiliyorlar. Bu yalan sürüp gidiyor. Çok da etkili oluyor. Bizim bunlara karşı hiçbir zaman ciddi bir propaganda mekanizmamız yok. Türk'ün söylediği bir gerçeğin, Ermeni'nin söylediği bir yalanın yanında hiçbir değeri yok. Durum bu. O zaman öyleydi, bugün de öyle. Bugün de öyle. Demek ki şimdi devletimiz bazı gerçekleri anlatmak için kendini yeniden örgütlemeli. Bu propaganda teşkilatını, anlatma teşkilatını, tanıtma, duyurma teşkilatını bunu profesyonelce yapmayı bilmeli. Bu iş amatörce yapılamaz. Evet. Neyse, açtım parantezi. Planlı programla yapılması gerekiyordu. Açtım parantezi, kapatıyorum. Kapattım. O zaman İngilizler diyorlar ki bu doğudaki bir takım şuralar sanki Sovyet küçük birlikleri ya da beldeleri kuruluyormuş gibi bu Pontuslularla olan kavga yani asayiş tehlikede. Onlar da istemiyorlar ki yeniden bir çatışma çıksın. Bunun önlenmesini talep ediyorlar. Önlenmesi için orada iskelet halinde kalmış bir 9. ordu var. 9. ordunun birkaç tümeni doğuda Doğu kolordusu olarak Kazım Karabekir Paşa'nın emrinde ama önemli. Daha üst bir kudret, daha üst bir rütbede biri gidip bu işi bütün Kuzeydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'daki bu işi durdursun isteniyor. Talep İzmir'den, İngilizlerden gelmiş. Osmanlı yönetimi de boşta olan, iddiakçı olmadıklarını bildiği Mustafa Kemal Paşa'yı bu göreve uygun görüyorlar. 9. ordu komutanlığına, o zamanki barışa geçince ordu komutanlığına ordu müfettişi deniyor. Hı. Savaşta ordu komutanı deniyor. Yani ordu müfettişi gidip orduyu teftiş eden adam değil. Aslında kumandan demek. Savaş olmayınca müfettiş oluyor. Adı müfettiş oluyor. Adı değişiyor. Yetkisi falan değişen bir şey yok. Bir takım bizim bazı yazarlarımız sanki turizm müfettişiymiş gibi önemli bir olay değil. Alt tarafı yani ordu müfettişiydi gibi böyle. Yani her tarafından cahillik sarkan yazılar yazıyorlar. Evet. Onun için bunu açıklıyorum. 9. Ordu müfettiş tayin ediliyor. Yani bizim bildiğimiz o kumanda. O tarihe kadar pek çok insanla görüşmüş, çıkış yolları aramış, mütarekenin ne anlama geldiğini okumuş, anlamış, görmüş, görmekte olan pek çok insan gibi. Mustafa Kemal Paşa da görüyor elbette bunu. Ne yapılabileceğini düşünürken belki kendisine bu görev teklif edilmeseydi herhangi bir yetkiyi almadan İster miydi? Belki Anadolu'ya geçecekti. Hı hı. Ama sabırla beklemiş. Sonunda da işte bu yetki kendisine verilmiştir. Hı hı. Şeyi kurtarmak, Anadolu'da asayişi kurtarmak, Sovyetleşmeyi engellemek, İngilizlerin isteğini yapmak, bir yetkilerle donatılarak o da Samsun'a gitmek üzere hazırlık yapıyor. Yunanlılar sabahleyin İzmir'e çıkarken Mustafa Kemal Paşa da ertesi sabah Bandırma vapuruna binip şeye dönecek. Samsun'a yola çıkacak. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. İki şeyi anlatmak istiyorum. Bir, Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a tayin edildiği zaman sessiz, sakin, bu Ali Nadir Paşa gibi turşu paşalardan değil, bu yıldızı çok parlamış, Çanakkale dolayısıyla yıldızı herkes tarafından tanınmış, hiçbir harpte başarısız olmamış, yenilmemiş, ordu içinde ünü çok yüksek, tanıyanların fevkalade değer verdikleri enerjik bir komutan. Sonradan biz bunun dahi bir komutan olduğunu da göreceğiz. Anlayacağız tabii. Göreceğiz. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bir Çanakkale kahramanı olarak oraya çıktığı zaman sadece devletin tayin ettiği bir müfettiş olarak değil, Çanakkale kahramanı olarak da halk tarafından çok saygıyla karşılanacak. Ama mütevazi bir insan tabii. Öyle. Değil mi? Şimdi İngiliz harp tarihi Çanakkale Savaşı hakkında bak ne diyor. Bunu çok kısaca okumak istiyorum. Çanakkale'de geleceği elinde tutan komutan üstün şahıs Mustafa Kemal'di. Çanakkale muharebelerinde göstermiş olduğu çok yüksek sevk ve idare
fedakarlık ve feragat her türlü övgünün üzerindedir ve bu konuda ne söylense azdır. Mustafa Kemal Çanakkale'nin kaderini tayin etmiştir. Kısacası Çanakkale muharebeleri bütünüyle Mustafa Kemal'in üstün deha ve zekasıyla etkili olduğu bir tarihi anlatır. Bunu niye okudum? Bu seneki Çanakkale gününde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı bir hutbe bütün camilere gitti. Vaazlarda o hutbe okundu. Çanakkale anıldı, yüceltildi. Mustafa Kemal'in adı yok. Sanki Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal olmamış yoktu gibi. Sanki. Bizim bir sürü sahte tarihimiz vardır, çarpıtılmış tarihimiz vardır. Kimler tarafından? İşte şeriatçılardır, çoğu dincilerdir bunlar. Bunlar Mustafa Kemal'in adını unutturmaya, Çanakkale'de bulunmadığını gençlere anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi bakınız bizim Diyanet İşleri, Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi varlığını borçlu olduğu Atatürk'e düşmanı olan İngiliz kadar bile şefkatli bir anlayışla davranmıyor. Onun için ben bu yönetimi teessüfle karşılıyorum. Herhalde oranın yöneticisi bu hutbe metnini hazırlayanları çağırmalı, iki şeyi sormalı. Bir, bilerek mi yaptılar, bilmiyorlarsa bu cahilliğin sebebini. Bilmeden niye yazıyorlar ki? Bu çok önemli bir gün. Ama bilgi verilebilir. Ama işte biraz evvel söylediğim gibi bu, yani bilgisi olmadan fikri olanlar her tarafımızda var. Demek Diyanet İşleri'nde de var. Bu dine de yakışmaz bu vefasızlık, bu nankörlük, bu yalancılık, yalan. Bu sahtekarlık. Hı hı. Bazı gerçekleri susmak da yalancılık. Her neyse. Şimdi gelelim tabii ki. İşte bu Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa da ertesi günü gemiye binip Samsun'a çıkacak. O arada şimdi bu noktada çok ciddi büyük bir parantez açmak istiyorum. Bizim kendi bildiğimiz yürüyen belgelere dayalı ciddi bir tarihimiz var. Mustafa Kemal ve arkadaşları böyle komite falan halinde ya da tek başına Mustafa Kemal çalışmamıştır. Hep kurullarla çalışmıştır, seçimle çalışmıştır. Her şeyi belgelere demokratik bağlıdır. Şekilde, her şey belgelere bağlıdır, kanıtlıdır, esrarengiz, meçhul, anlaşılamamış, karanlık, hiçbir yanı yoktur. Ama çok cepheli bir savaş olduğu için de bu konuda konuşanların bu bütün alanı tarayıp genel bir bilgi sahibi olmaları gerekir. Yarım yamalak bakışla ya da bir işi yalnız bir ucundan tutarak hüküm vermeye kalktıkları zaman yani bilenleri güldüren ya da hüzünlendiren bir takım yanlışlara düşüyorlar. Evet. Şimdi ben bu sahte tarihlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Tabii. Çünkü artık bu sahte tarihlerin yalan söyleme dönemi başlıyor. Evet. Şimdi bak, Ulu Önder Atatürk sahneye çıkınca biraz yalanlar çıkmaya başlıyor. Birkaç örnek vereyim. Şark Cephesi kumandanı, yazarların ismini vermeyeceğim. Hı hı. Ama iddialarını yazayım. Okuyorum. Şark Cephesi kumandanı Mareşal Kazım Karabekir. Kazım Karabekir hayatta hiç Mareşal'da olmamıştır. Bu tarihte Mareşal da değildir. Tuğgeneral'dir. Ama böyle yazıyor. Öyle yazıyor. Eski meclis başkanlarından Rauf Orbay diyor. Rauf Orbay Bey hiç meclis başkanı olmamıştır. Efendim Sultan Vahdettin'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi deniyor. Sultan Vahdettin'in oğlu değildir. Abdülmecid'in oğludur. Ömer Faruk Vahdettin'in damadı. Şimdi bunlar Osmanlıcı göğe ya. Osmanlı tarihinin bu basit gerçeklerini de bilmiyorlar. Yahut Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'den daha yüksek bir rütbeye sahip olduğu halde diye devam ediyor. Öyle bir şey yok. 27 ay sonra paşa olmuştur Atatürk'ten. Anadolu'daki o tarihteki en kıdemli paşa, en üst paşa kıdem bakımından Mustafa Kemal Paşa'dır. Neyse bir tane de bir şey yazmışlar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki insan zayiatı 371.508.686 kişi idi diye. Dünyanın neredeyse yarısını. Zamanlarda nüfus küçükleri bu kadar doğru tutulmazken. İşte hayır bir dünya için genel olarak söylüyor. Bu huycanın altında yani bunların abartıcılığı işte bu evet. Bizimle ilgili olmayan konularda bile böyle köpürterek anlatıyorlar. Daha inandırıcı oluyor şaşırma. İngilizler İstanbul'dan 676 siyasi tutukluyu Malta'ya sürdü diye yazıyor bir başkası da. Yani bilmiyorum bir yalanın da eni boyuna denk düşse daha doğru olacak. Bunun sayısı 144 kişidir doğrusu.
Şimdi bunlar demek ki hesaplamadan, kitaplamadan akıllarına geleni ya da bir yerden duyduklarını tarihtir diye yazıyorlar. Bunlara inanan insanlarımıza ben çok üzülüyorum, acıyorum da. Ama tarih kendi bu belgelere dayanmalı, kendi doğru olmalı. Haklısın, kendi tarihlerini bilmemenin çaresizliği içindeler. Halbuki bu genç insanlar kendi tarihleriyle iftihar edebilmeli. Yakın tarihleri bu genç insanların iftihar edeceği on binlerce olaylar. Ama bunlara yanlış tarih empoze edildiği için bunlar işte Mustafa Kemal'e saygı duymuyor, milli mücadeleyi küçümsüyor, böyle bir gençlik yetiştiriliyor belli alanlarda, belli okullarda ve Türk gençliği bir tek olabilir bir tarih. İki türlü tarih olmaz ki. Bir tek gerçek tarihin karşısında ikiye ayrılmış durumdalar. Yani millet tarihi karşısında bile ikiye bölünmüş durumda. Bu millet, buna millet denebilir mi? Bu gidiş nelere sebep olabilir? Herhalde akıllı, vicdanlı, şefkatli insanların bunu çok ciddi düşünmesi lazım. Çok ciddi düşünmesi. Çarptım onu. Yani ne yapılırsa yapılsın bir milleti sonuna kadar kandırıp da bu sahte tarihleri empoze etmek mümkün değildir. Ama ben bir arkadaşımdan duydum, bir üniversitemizin tarih bölümünden mezun çalışkanca bir öğrenci ama yaşı artık 30'a gelmiş. Diyor ki bu İstiklal Savaşı ile ilgili harp tarihinin falan yayınladığı belgelerin tümü diyor sahte. Öyle öğretmişler ona. Üniversitede bu öyle öğrenip gelmiş oluyor. Bu nasıl bir üniversite bu? Bu nasıl bir tarih eğitimi? Ve o milyonlarca belge nasıl uydurulup yeniden imal edilebilir? Bunu ve neden? Hayır, buna çocuk bile inanmaz sayması. Ona kadar saymasını bilse yeter bir insanın buna inanmaması için. Şimdi bu çocuğumuzu nasıl kandırmışlar ki böyle olduğunu sanabiliyor. Şimdi bu kafaya siz gerçekleri nasıl anlatacaksınız? Ona milli duruşu nasıl öğreteceksiniz? Ve ona gururu nasıl vereceksiniz? Evet. İşte Batı'nın karşısında bunlar boyuna ekik Türk, eski Osmanlı aydınına benzeyen yeni Türk aydınlarını oluşturuyorlar. Evet. Şimdi bu sahte tarihimizi bir kenara koyalım. Tamam. Ama bundan sonra göreceğiz ki sahte tarih konusunda bu milli mücadeleyi saptıran Mustafa Kemal hakkında bir takım gerçeklere aykırı, hakikaten hem vicdana, hem izana, hem akla, hem gerçeğe aykırı bir takım böyle yakıştırmalarda bulunan tarih kitaplarının bazılarına dokunacağız. Çarptırmalar diyelim. Bazılarına dokunacağız. Dokunmadan olmayacak. Çünkü bugüne kadar bu yalanlar çıktığı zaman Türk Tarih Kurumu sesini çıkartmayıp 32 dişini kenetlemeyip konuşsaydı, belgeleri ortaya çıkartsaydı ya da Türk Dil Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı konuşsaydı bu yalanlar 30 yıldır ortalıkta dolaşmazdı. Tabii. Yani devlet bu yalanlar karşısında susmakla bana öyle geliyor ki görevini suistimal etmiştir. Çok büyük bir ihmal içindedir. Bunlara inanan gençlere de haksızlık etmiş oluyoruz biz. Yani yanlışın peşinde dolaşan bu insanları şu anda milletlerinin dışında kalıyorlar bu inançlarıyla. Herhangi bir milli günü bu insanlarla aynı zevkte oturup paylaşıp kutlayamıyoruz. Çünkü tam olarak ne olduğunu bile bilmiyor ki. Hiçbir şey bilmiyor. Ya da çok tersini biliyor. Tabii. Şimdi 15 Mayıs sabahı Yunan birinci tümeninin işte öncüleri çıkmaya başlıyorlar. Saat 8'de. Rumlar hazırlanmışlar. Hı hı. İşte kızlar beyaz elbiselerini giymişler. Güvercinler uçurtuluyor. Bandolar, marşlar söyleniyor. İlahiler söyleniyor. Hristos bunun Erçıkan'ı takdis ediyor. Böyle bunlar büyük bir keyif içerisinde İzmir'e giriyorlar. İzmir'e girip işte böyle konağa doğru yürüyecekler. Bir genç gazeteci Hasan Tahsin tabancasını çekiyor, sancakları alnından vurup deviriyor. Bu işte o kadar kolay olmayacağını gösteren bir sembolik harekettir, ilk kurşundur kordon boyunda. Sonradan Yunan ordusu, Yunan birliği işte makinalı tüfekleriyle, süngüleriyle bilmem neleri biraz da bunu bahane ederek büyük bir kıyıma giriyor. Bu kıyım batılı müttefikler tarafından yani kuvvet emperyalistler ya da galipler tarafından yani herkesin gözü önünde cereyan ettiği için İngiliz gemilerindeki subaylar da gördüğü için raporlarına yazdıkları için oradaki gazeteciler de bildiği için artık bu vahşeti saklamak mümkün olmadığı için bir kurul göndererek bu
vahşeti, bu kıyımı saptamışlardır. Saptamışlardır. Ama bu raporu müttefikler Yunanlıların aleyhinde olduğu için, dolayısıyla da kendilerinin yönetimsizliğini gösterdiği için ya da bu vahşete göz yumduklarını belli ettiği için bunun açıklanmasını engellemişlerdi. Ama tarihte hiçbir şey gizli kalmaz. Bu belgede bir süre sonra ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Yunanlıların yaptığı pislik. Yani kaç kere söyledim, gene söylemek istiyorum. Savaşın da bir ahlakı vardır. Bu savaş ahlakına da aykırıdır. Sivil haklar ne istiyorsunuz? İşte Albay Fethi Bey de Vizito yaşasın Venizelos dedirtmediği için adamı süngülüyorlar, albayı. İşte bir hastaneye gidiyor, 2-3 gün sonra şehit oluyor hastanede. İşte Süleyman diye bir yüzbaşının 8 yaşındaki oğlu babasının cesedine kapanınca çocuğu da süngülüyorlar. İşte tam vahşet. Ve ben şeyleri, teferruatı geçiyorum. Şimdi bunlar bizim komşularımız. Biz bunlarla ister istemez uzun vadede dostça yaşamak zorundayız. Öyleyse bazı insanların unutamayacağı acı gerçekleri tekrar etmekte, kaşımakta yarar yok. Ama bazı gerçekler, bazı doğrular vardır ki bunları unutmak da doğru değildir. Ona belleksizlik denir. O insanı şuursuz yapar, o insanı bilinçsiz yapar. Kime karşı, ne zaman, nasıl bir tehlike geleceği konusunda insanın içinde bir ince bir duyarga çalışıyor olmak. Çalışıyor olmak. Bir devlet içinde binde bir ihtimal bile öyle olmalı. Binde her şey ihtimale, tabii. Eğer binde bir ihtimale bile hazırlıklı olmak diye bir şey vardır. Bu hazırlıklı olmak demek, düşman olmak demek değildir. Uyanık olmak demektir. Veya bunu bir, onun için bazı şeylere dokunup geçiyorum. Her şeyin de teferruatı da anlatmıyorum. Bu noktada Mustafa Kemal Atatürk herhalde bu duyarga vardı onda. Onda ve arkadaşlarında, İzmir çevresindeki insanlarda, İzmir'de olup bitenler öğrenildiği zaman ertesi gün Ege'de müthiş bir olay oluyor. Yalnız Ege'de mi oluyor? Doğu illerimizde de İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ve sivil halka böyle davranılıyor olması büyük protestolara yol açmıştır. Binlerce telgraf yollanmıştır. Hemen toplanmış, mitingler yapılmıştır. Denizli'deki müftü de fetva veriyor o mitingde. Diyor ki buna karşı hareketsiz durmak olmaz. Bir Müslüman hiçbir şey olması bile yerden bir taş alıp, üç taş alıp atmalıdır. Bu müthiş bir laf. Bu yurtsever din adamının simgesidir oradaki müftü. Bu sırada işte Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'da 16 Mayıs günü vedalaşarak Yunanlıların İzmir'e çıktığını öğrenerek Samsun gemisiyle geliyor. Şimdi bir de o arada bir iddia var. Sanki herhangi bir kitapta Mustafa Kemal İngilizlerden kaçarak Bandırma gemisine bindi. Devletin gemisi de İngilizlerden habersiz yola çıktı falan. Bunlar külliyen yalan. Yani sen net söylüyorsun, gerçeğe aykırı diyeyim ben. Böyle bir şey yok. Gizli saklı tayin olur mu? Bu resmi bir işlem. Şöyle belgesi olur, yazısı olur, tayini. Bandırma gemisini bir ara transatlantik gibi anlatmaya kalktılar. İşte küçük demişiz, tarihler bandır gemisini küçük diye anlatıyorlarmış. Ne kadar büyük gemiymiş. Gördünüz ki resmi tarihlerimiz yalan söylüyor diye örnek gösterdiler. Geminin sonra büyüklüğü küçüklüğü delil oldu. Hayır, bu gösterdikleri geminin asıl bandırma gemisi olmadı. Olmadı, sonradan başka bir bandırma gemisi olduğu ortaya çıktı. Ne özür dilediler, bence ne utandılar, ne mahcup oldular. Bu bir öyle kaldı. Bu böyle bir zihniyet. Bu zihniyet hala milli mücadelemizi, Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, çağdaşlığı, uygarlığı kemiriyor. Bunu bilelim. Böyle bir takım Türkiye'de irtica yoktur, nerede vardır diye soranlara yani görmüyor demek ki bunlar. Hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey okumuyorlar demek ki. Yalnız bu milli mücadeleyle ve Atatürk'le ilgili kitapları üst üste korsanız Türkiye'de nasıl büyük bir oyunun oynandığını, ne kadar tehlikeli, karanlık bir oyunun oynandığını anlarlar. O dönemde. Ama bizim aydınlarımızın okuma konusundaki, yani gençlerimiz okumuyor, tembellik ediyor. Bizim aydınlarımız okuyor mu? Onlar da okumuyor. Ama aydınlar. Adı öyle. O, yani belli bir yaşa gelince cebinde de bir diploma varsa ona aydın diyoruz biz. Ama diploma insan ilkelliğini, bilgisizliğini, gafletini alıp götürmüyor. Tabii. Yani diyelim ki
makine mühendisi oluyorsunuz, yalnız makineden anlıyorsunuz ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Öyle bir makine mühendisinin makineyi okuması da zor bence. Oradaki gelişmeleri de izlemesi. Ne öğrendiyse orada kalır. Çakılı kalır. Şimdi, kendini geliştirecek. Biz çocuklarımız okumuyorsa bizim büyüklerimiz de okumuyor. Siyasetçilerimizin yakın tarihimizi bilmediğini ben biliyorum artık. Çünkü onlar bilselerdi böyle birçok şey olmaz idi. Şimdi bir daha söylüyorum, bu bir takım Osmanlıcılar var, sanki böyle bir millet varmış gibi onun unsuru olma gayreti içerisindeler. Osmanlı'nın son 150 yılı her Türk'ün içini karartacak, üzecek acı olaylarla doludur. Osmanlı olmakla övünmek istiyorsanız Kanuni dönemine kadar geri gitmemiz gerekiyor. Ya da Fatih'e kadar geri gitmemiz gerekiyor. Bu kadar böyle gözünüzü, kalbinizi bu kadar çok geriye çevirirseniz tökezlersiniz, çukura düşersiniz. Osmanlıcı milliyetçilik olmaz. Öyle bir milliyetçilik olmaz. Öyle yurttaşlık anlayışı çevresinde buluşmak ise bu. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele, yurttaşlık bilinci etrafında tam bağımsızlık ve özgürlük için yapılmış, dünyada emperyalizme karşı başarıyla bitirilmiş ilk savaştı. Peki sonra ne oluyor? Mustafa Kemal Paşa orada insanlar kesilir, doğranırken Samsun'a çıkıyor. 9. Ordu müfettişi olarak işte kendisine bağlı iki kol ordu var. Bazı yakın birlikler de bağlı. Mülki amirlere de emir verme yetkisi var. Yani bir çeşit sıkı yönetim komutanı gibi değerlendiriliyor. Verilen o talimatta Atatürk kendilerine işte bütün çevredeki insanlara beklenmeyen bir şey yapıyor. Diyor ki bu Yunanlıların İzmir'e çıkışını protesto ediniz, mitingler yapınız. Asayişi temin etmekle, sağlamakla görevli bir komutanın bunu söylemesi tabii biraz ters. Görevinin dışında ama halkı da uyarmak lazım. Tabii onun yerinde geçirmek lazım. Onun yerinde kim olsa böyle yapmalıydı, yapar mıydı bilmiyorum ama Mustafa Kemal Paşa bunu yapmıştır. İyi de yapmıştır. İyi ki yapmıştır. Sonra şimdi gelelim Yunanlılara. Yunanlılar İzmir'de mi duruyorlar? Hayır, yayılmaya başlıyorlar. İşte Urla'ya giriyorlar. Urla'da bir alayımız var. Alayın terisi olmuş 18 kişi. 18 kişi Yunan kuvvetlerine çok kalabalıklar. Yunan kuvvetlerine silahla karşı duruyor. Bunlar bizim ilk kahramanlarımız. Bir süre sonra da buna ek olarak Ayvalık'taki tümen Yunanlılar Ayvalık'a asker çıkarttıkları zaman karşı duracaktır. Ali Çetin Kaya'nın komutasındaki alay. Onun da bu mevcudu 150 kişi bile değildi. Azlar ama kararlılar, gururlular. Ama ordu Ali Nadir Paşa gibi davranmıyor. Ali Nadir Paşa ordunun subaylarını, 56. tümenin subaylarını kışlaya hapsetmişti. Kendi de o başlarında çıkıyor. Elinde bir sopa, ucunda bir beyaz mendil. Bir kol ordu komutanı bu. İşte o Turşu Paşa önde doğru gidiyor. Hemen sanıyorum bir takım kitaplarda yazılıyor. İşte bir Yunanlı subay gelip bir de tokat dağıtıyor buna. Yani şimdi bir gemiye bunları yığıyorlar. Çok acı tabii. Gelip sonra bir kısmını Bandırma'ya, bir kısmını İstanbul'a döküyorlar. Ali Nadir Paşa da Türk tarihine böyle bir şerefsiz insan olarak geçiyor. Bunu tayin edenlerin de şerefli olduğu, bunu tayin edenlerin de şerefli olması mümkün değil. Böyle bir yere liyakat, ehliyeti bir kenara koyup da sen sadece senin emrini dinleyecek Turşu Paşaları getirmeye kalkarsan sonun budur. Tarihin çöplüğünde yer alırsın. Bir milletin tarihinden iktidarda olduğum için geçici olarak benim zevkime uygun, keyfime uygun, anlayışıma uygun ordu kurarım diye. Ben yaptım. Hayır, olmaz. Hiç kimse ayakta kalmaz. Hiç kimse ayakta kalmamıştır. Öyle bir ordu da olmaz. Bir şey söyleyeyim. Öyle bir hükümet de olmaz. Olursa da bunun sonu hükümetin çok aleyhinde olur. O ordunun başındaki işte Ali Nadir Paşaların da çok aleyhinde olur. Şimdi ve işte Bergama'ya giriyorlar. 60 bin Müslüman ya da 80 bin Müslüman Türk Bergama'dan bunların vahşetinden kaçıyor. Yollara dökülüyor. Bir kısmı Bursa'ya, bir kısmı İstanbul'a, bir kısmı İç Anadolu'ya kaçıyor. Aydın'a giriyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. 40 bin Müslüman Türk oradan yollara düşüyor, kaçıyor. İşte Burdur'a, Antalya'ya iniyorlar ya da Afyon'a geliyorlar.
Türkler için bir facia dönemi var. Şimdi bu dönemde ne yapar halk? Irzını, yuvasını korumak zorunda. Tabii. Karşısında emre bağlı, disiplinli, ciddi, sadece işgalci yürüyüp gelen bir ordu yok. Yakıp yıkan bir taun gibi geliyor. Bir veba salgını gibi geliyor. Bir barbarlar ordusu geliyor. Silahlanacak, yüzünü İstanbul hükümetine dönüyor. Ne diyecek devlet? Hükümdarı var, sadrazamı var, hükümeti var, başkenti var. İstanbul bu. Oraya dönüyor, bakıyor. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Birkaç gün ağladıktan sonra zannediyorum İstanbul yönetimi sonunda şu gerçeği kabul ediyor. Biz bu Yunanlı'ya karşı duramayız. Çünkü bunlar müttefiklerin himayesi ve izniyle çıktılar. Öyleyse bunlara karşı durmak bizim İngilizlerle olan dostluğumuzu tehlikeye düşürür. Üstelik bir yeni savaş, küçük de olsa bir yeni savaş açılması ihtimali bizim varlığımızı da kuşkulu hale getirir. Zaten o irade yok. O irade olsa belki bir şey olacak. O irade yok. İnanç da yok. Hiç yok. Yok öyle bir şey. Yani hiç şeyin arada bir bazı bakanlar var. Mesela Harbiye Bakanlığı'na işte Şakir Paşa uzak istifa edince damat Ferit evvela bir istifa ediyor. İzmirliler İzmir'e çıkınca. Ondan sonra Vahdettin gene damat Ferit'i sadrazam yapıyor. İkinci hükümetini kuruyor. İkinci defa hükümet kuruyor. Oradaki Harbiye Nazırlığı'na getirilen Şevket Turgut Paşa yurtsever bir insan. O bazı şeylerde Anadolu'da bir mukavemete, bir direnişe hazır. Aklı yatkın, bunun yapılabileceğine inanıyor. İşte Balıkesir'e, Bursa'ya tayin edilen 56. Tümen Komutanı tayin eden Bekir Sami Bey'e, Albay Bekir Sami Bey'e, hı hı, gereğini yaptı. Hayret. Evet. Yani rastlantı eseri bu hükümetlerde bazen vatanseverler yer almıştır. O dönemde hayret. Evet. Şevket Turgut Paşa bunlardan biridir. Rahmetle anılmaya değer bir insandır. Erzurum, Samsun'dan Atatürk işte Amasya'ya, Havza'ya, Havza'dan Amasya'ya geliyor. Oradaki din adamları da, Serp yöneticiler de bu İzmir faciasını, İstanbul işgali zaten Anadolu'yu sarsmış olmak tabii gerekir. Bu İzmir faciasını da öğrendikten sonra o Çanakkale Savaşı'nda yıldızı parlamış, güvenilen, o dönemden kalmış tek ünlü askere, Anadolu'da bulunan en yüksek rütbeli askere yaklaşıyorlar. Onu desteklemeye karar veriyorlar. Onun bayrağı altında toplanmaya başlıyorlar. İşte milli mücadelenin kökleri buralarda atılıyor herhalde. O arada tabii, hı hı, işte Denizli'de ayaklanma var. İşte Salihli'de öyle, Bandırma'da böyle. Subaylar, yedek subay ya da resmi subaylar, kaçabilenler, hı hı, cepheler kurmaya gayret ediyorlar. Epeler dağlardan iniyor. Vatanseverler birlik olacak herhalde. Epeler dağlardan, hı hı, iniyor. Sivil halk geliyor. Bir takım insanlar örgütlenip bunların şeyini, yemeğini, kurşununu bulma gayreti içine, yani ikmal gayreti içine düşüyor. Şimdi bir çırpınış bu, var. Batı'da böyle olurken bu Güney Anadolu'da da, yani Çukurova'da da aynı olay oluyor. Orada da Fransızlar ve Ermeniler yürüyüşe geçtiği zaman Mersin'den Urfa'ya kadar, ki hepsine Çukurova denmez ama öyle diyelim kestirme, evet, olsun diye, hı hı, bütün Çukurovalılar giderek gelen tehlikeyi görerek onlar da uyanıyorlar, ayaklanıyorlar, silahlanıyorlar, örgütleniyorlar, canlarını ortaya koyuyorlar. Oh be, şu çılgın Türkler artık biraz evet. Sahneye çıkıyor ya, herhalde. Şimdi İstanbul'da Kadıköy'lü kadınlar telgraf çekiyorlar hükümete bu olaylardan sonra. Eğer bu olaylara karşı duracak erkek yoksa içinizde biz varız. Bu lafı duyan bütün İstanbul'daki erkeklerin içinin titrediği söylenebilir. Damat Ferit ve adamları hariç. Onlar için böyle olaylara karşı durmak değil. Bunlar ince diplomasiyle falan halledilecek. Ne yapalım? Biraz İngilizlerle görüşürler. Biraz onlar. Yani biraz Türk ölür.
biraz ırza geçilir, biraz çocuklar süngülenir, biraz o köyler yakılır. Ne yapalım? Şimdi bizim bu İngilizlerle aramızı bozma için yeterli sebep değildir deyip bütün bunlara katlanıyorlar. Damat verip ya Türklerin... Yalası gelmiyor. Evet ama bakınız yani milletlerin hayatında böyle çok acı günler vardır. Bu acı günleri mutlaka bilmek gerekiyor. Bunlar bilinirse bir daha bu acı günler yaşanmaz. Evet. Biz bu günleri bilmek zorundayız. Biz bu günleri sizin ağzınızdan tüm izleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Fakat gene programımızın sonuna geldik. Öyle keyifli ki sohbet, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için, tarihi doğru olarak anlatmaya devam edeceğiz sizinle gene. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet, bir yeni Şu Çılgın Türkler programının sonuna tekrar geldik.